Onu unuttum. Bir an onu unuttum. Çarşamba da olacak. Ama çarşamba günü herhalde iki aylı bir şeye başlamayız. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Okay then, but hurry. Ha, o yüzden kapalıydı. Tamam, bak buradan merdivenden geçen çıkamadım ben. Ha, çatıya çıkmanın yolu. Şimdi çıkacağım. Anladım. İşte öyle öyle. Aleykümselam Doğucan, hoş geldin. To reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. PUBG Squad bakalım. Tayfaya göre. Tayfa cinayet olursa PUBG Squad olur. Vallahi olur. Bakalım bir. Tayfa cinayet önemli. Zaten Gürkan yok. Fırat'ı çözeriz bir şekilde. Fırat'la ben zaten fix. Geri artık çarşamba kim müsaitse ona kalıyor. Bakalım. Ya benim aklımda aslında GTA oynamak var ama. Sürekli. Uzun zamandır oynayamıyoruz onu. Ha, Gürkan dükkanda akşamları iftar menüsü muhabbeti var ya. İftara hazırlık yapıyorlar. 5'ten 5'te çıkıyor. Dükkana gidiyor. Dükkandan falan işte hani hazırlık mazırlık derken yapıyorlar. Sonra iftar. İftardan sonra da zaten bulaşık mulaşık, dükkanı kapatma falan. Anca geç saatte evde geliyor. Tabii şey gider valla. Evet. Aydınlıkta onlara zarar verebilirsin. O iyi giderdi. Vallahi iyi giderdi. GTA iyi giderdi. Bayağıdır oynamıyoruz çünkü canım çekiyor. Bu arada ışıkta pintilik yapıyorum şu an. Normalde hani şöyle hop 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 dam içeceğim. Evet, bir ay biraz sıkıntı olacak onun için. Aa, kuşlar geliyor. Hadi bakayım oğlum ha. Hadi bakayım kuşlar. Hadi bakayım oğlum, hadi bakayım. Öyle öyle gelmekle olmuyor. Ananı. Oğlum ne oluyor? Lan her yerden geliyorlar. Kuşlar, iyice sapıttınız. Kuşlar! Lan dağılın be. Lan arkadaş bir gidin. Ha, güzel, tamam. Güzel, temiz. Şunu ben bir de ulan şeyi ayarlamamışım ha. Lan yiyecek. Unutuyorum şunu ya. Ne oluyor lan? Lan yanlışlıkla pili koyduk, iyi mi? Neyse, 15 tane varmış gerçi. Sıkıntı olmaz. Sokağa inmenin yolunu buldum şu an. Hey Sheriff, your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That bright... Ha, bak o televizyon şovunun da. Bu şekilde bağlanıyormuş. What am I, an electrician? Hold on. Ananı. That's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Oh be, sonunda birileriyle gidiyorum. Baba beleşçi. İndir şunları, indir. Oğlum indirsene. Ablacım vur ağzına. Ha, o ölecek şimdi.
yapıştır. Güzel. Ablacığım yine ekran bir... Tövbe estağfurullah, bir şey oldu. Nereden gidiyoruz? Sarah'ı takip et diyor. Sarah beni takip ediyor. İnanılmaz. Anladım. Onu ağzını. Gerçekten bayağı mantıklı yani. Aha. Ablacığım şunu önce böyle bir zayıflatacaksın. Hiç işi bilmiyorsun bak. Böyle zayıflatıyorsun, sonra ağzına vuruyorsun, ölüyor. Biraderim. Ha, üstüme geliyor. Hangi yön? Oh, güzel. Şükür bitirdik. Hangi yöne gittim ki, hangi yön dedin ya? Ben sağa sola koşturup duruyordum ya. İnanılmaz. Bir dakika. Buraya gösteriyor. Hop, düşeceğim. Aman ha. Hop bir de. Aha vallahi buldum. Geldim. Geldim. Dur aman ha, düşüyoruz. Dikkat. Geldim. Ablacığım geldim. İnşallah bu sefer ben seni takip edeceğim. Hadi bakayım. Geldim, evet. Ha, sonunda ben seni takip ediyorum sanırım. Tamam, okey. Aa, yine kekomonçiler geliyor. Ha, kime atıyorsun lan o baltayı, yere bırak. O baltayı yere bırak bakayım. Okey. Birini indirdik. Adamlar balta atıyor, inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Vur şatkanını abi. Açılmıyorsun. Ha, tamam. Açılıyorum, sıkıntı yok. Hop. Alo, tamam. Takip ediyorum. Okey. Niye böyle? Onunu. Oğlum. Bu ne abi ya? Oğlum böyle darkness mı olur ya? Pusu atıyor abi darkness. Bağcılar çocuğu gibi ya. Böyle karanlık mı olur abi? Bu ne biçim karanlık? Anında böyle Allah diye yanından çıkıyorlar. İnanılmaz. Öl artık. Vur şuna, vur. Ablacığım vursana şuna. Balta atıyor ya. İnanılmaz. Bizim burada yetiştirmiyor. İnanılmaz ya. Gerçekten. Pusu falan atıyor abi. Öyle darkness mı? Buraya geçiyor, bekliyor falan böyle. Fışt diye çıkıyor falan. Zaten gerçi en son kafama biçer döver attılar. Ondan sonra tamam dedim ya. Okey yani. Okey dedim ya. Tamam, koşuyorum. Dur lan, dur. Bak var ya, ışık ayağına az daha kaçırıyordum bunları ha. Ha, bir sürü track gelecek kesin. Bunun dediğine göre çok belli.
Onun ağzına vurman lazım ha. Ablada tabi şey yok. Lan şuna vur! Ablacım senin ben yapacağın işi. Aç şu kapıyı aç. Aç inanılmaz. Onda da ışık var bir de ya. Hop biri. Bu güçlü tırreklerden. Biraz sıkıntı bu. Testereli tırrek bu. Buyur o iyice gelsin, o iyice gelsin. O iyice yaklaştır onu. Onu iyice yaklaştır. Onunla özel bir sürprizim var. Haydi bakayım oğlum. Ya böyle alay çektirirler. Hadi bakayım oğlum. Bak oradan gelmiş balta atıyor. Şerefsiz. Bütün topladığım şeyi bir daha da aldı ya. Bayılıyorum o oyunların bu huyuna ya. Her şeyi mesela veriyor önce, sonra üstüne hort salıyor. Lan niye verdin o zaman ama? 3 tane şey veriyor, 5 tane kaybediyorum. İnanılmaz. Emirkan hoş geldin. Emirkan. Emirkan ne ya? İnanılmaz. Konuşamıyorum bugün. Hoş geldin abi. He, yanımızda kız var ama manitamız değil oğlum. O falan yapmayın yani ama manitamız değil. Eşimiz var bizim. Karakterim lütfen. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building near the main entrance. Gotcha. Hoppa! Taslağı aldık. Bakalım taslak ne diyor? Barbara Jagger'ın yüzünü kaplayan karanlık öfkeliydi. El yazmasındaki öykü onu bunca zaman daha da güçlü yapmıştı. Ama şimdi aydınlık yazarı serbest bırakmıştı ve karanlığın canını yakıyor, onu zayıflatıyordu. Kara varlığın tekrar güçlü hale gelmesi yalnızca birkaç gün alırdı. Ama bu arada yazarı tekrar yakalamak zor olacaktı. Ha, telefon çaldı. Beri biraz sıkıntılı. The keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. No, abla kızdı lan. Ablacım ne sinirleniyorsun ki yani? Bak burada ok var mesela. Ağzına. Abi keko atladı direkt üstüme ya. İnanılmaz. Ya bak iki kontrol etmişiz. Oru yukarıdan gelseler, seni orada öldürseler ne olacaktı? Gördün mü bak, birini vurdum. İşte bunlar hep. Ne, ışıktan okuyamıyorum. Darkness controls the taken, ha. Karanlık kontrol ediyor. Alınanlar işte o kekoları. Atladı yukarıdan. Onları kontrol ediyormuş. Yani yaz, duvarda yazan bu. Kendi beyanı bu. Evet. Geldik bir odaya. Selamun aleyküm. Başka senden başka var mı kimse? Oha! Adam doğduğu yere geri gitti. Selamun aleyküm. Ya. Öyle adamı geri yollarlar. Abi o kadar güzel bir soru ki hiç fikrim yok. Harbiden hiç fikrim yok. Abi bir soru ya.
tespit ama hiçbir fikrim yok ya. Ata izler. Hop. Oo, büyük fener. Okay, Sheriff, I got the keys. Ha, girdi. Sinematik girdi. Barry? Why isn't he inside? Oh god. Oh god. Siktir, siktir, siktir. Barry, look out! Barry, move! Ya yani biraz boş konuşuyor ama yine de ölsüz üzülürüm ya. Okay. Sonuçta. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Hadi bak. Tabii ki de her zamanki gibi illa yolumuz uzayacak. Direkt hiçbir zaman gidemeyiz. Evet. Bakalım bu heykelin hikayesi neymiş? Bright Falls başlangıçta isimsiz bir ticaret pazarı olarak kurulduğunda bu plak henüz banda alınmamıştı. Fakat Bright Falls madencilik şirketi 1878 yılı civarlarında faaliyete başladıktan sonra Bright Falls kasaba haline geldi. Daha sonraları ise kürk avcısı olan Hubert Biltmore ve Tacoma'nın ileri gelenlerinden biri olan Amos Gunderson bir postane, bir meyhane ve otel inşa etmeye karar verdiler. Tümünün tek bir binada işletileceği bir bina içerisinde, bugün ise bu iki adamın çabaları sayesinde Bright Falls kalıcı ve gelişen bir kasaba haline geldi. Helal olsun. Helal olsun. Trust no one in the dark. Tamam. Biraz daha çeşitlendirselermiş daha iyi olurmuş. Aynı şeyleri görmüş. Oh bari. Hadi bakayım oğlum. Şuna yapıştır. Track geliyor. Allah razı olsun ablacığım. Bir de polis olacağım. Bir tanemini aldı galiba. Bir kişi aldı. Son kişiyi galiba o aldı. Onun dışında ben aldım galiba. Yanlış görmediysem. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep it the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Seviyor bu hayat. Seviyor yaşamayı. Ben bu termosları da topluyorum ama ne işe yarayacak? Gerçekten çok merak ediyorum. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Bizim adam gergin ya. Bizim adam biraz fazla gergin. Evet, yeni bir tane daha taslak bulduk. Hemen okuyayım. Cynthia Weaver, herhalde Cynthia diye. Hep çok çalışmış, daima katı ritüellerini takip etmişti. Bazen onlarla savaşır ama sonunda daima teslim oluyordu. Şimdi Bright Falls'un terk edilmiş enerji santralinin koridorlarında dolaşıyordu. Yalnızca kendisi gibi karanlık tarafından dokunulmuş ve ardından ışık tarafından kurtarılmış olanların görebileceği ışığa duyarlı boyayla saklanma yerlerini işaretliyordu. Bir gün geleceğini bildiği savaş için savunma ve ikmal hatları hazırlıyordu. Işığın ve karanlığın güçleri arasındaki savaş için. Haydi bakayım. Büyük kavga var. Al gördün. Koş kızım koş. Aa termos var dur. Ben git ben geliyorum. Koş 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 koş. Tamam hadi hadi gidelim hadi 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 hadi. Aç 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 kapıyı aç acele acele. Ha çıkmış lan zaten. Siktir.
Beklemiyordum. Kilise. Tamam, kilise kilitliymiş. Okey. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Physical labor. Let's take a break. Aha. Geliyorlar. Trekler geliyor. Oha herif. Ben az önce yanlış mı gördüm yoksa o bayağı şeyin üzerinden mi geldi? Çöp kovasını bayağı basa basa sirk, hani şeyleri böyle dönersin falan ya. Onun gibi mi geldi? Ben mi yanlış gördüm? Bayağı kaydıra kaydıra geldi yani. Ben yanlış gördüm herhalde. Omagüç. Neyse, en azından bak görüyor musun, işte çiftçinin kekosu da başka oluyor. Adam sağlıklı besleniyor, omega 3 bilmem ne. Anlatıyor gelip sana, derdi var bunların aslında. İnsanlar sağlıklı beslensin. Karanlık da olsa insan insandır. Ama sikeceğim. Abicim bak, bir kere şu oyunda şu işi bir çözün ya. Adam bir kere vuruyor, devam ediyor vurmaya. Abi combo yapmasın ya. Lütfen yani. Combo yapmasın abi, bu ne ya? İnanılmaz. Geliyor bir de combo yapıyor. Outfame vardı, onu alayım. Alma olsun. Biraz şunları toplayıp öyle gideceğim ya. Ben de ne güzel dövüyorum diye sevindim, adam geldi tek attı. İnanılmaz. Neredesin ablacığım ha? Hadi kapıyı aç da kekolar geliyor. Ha, illa ben gitmem mi gerekiyor? Tamam. Bak adam bedensel çalışma falan da diyor yani. Bak. Dağıl bakayım. Arkamızdan gelen yok. Okey. Aha, train bir tanesi burada. Yakalandım. Tamam. Ah, geliyor. Geliyor, geliyor. Hadi bakayım oğlum, adamı böyle yakalarlar. Ya. Öyle yaklaşmayın fazla da. Şuna çak ağzına. Ablacım vur artık onu ya. Bu ne biçim polis ya, inanılmaz. Ama bir de arkada bir tane track kalmış. Al ağzına. Aa, sıkıştı. Hadi bakayım. O da paket. Başka. Ha, bitti. Tamam. Biraz da zorlansak flash şeyini atacaktım da gerek kalmadı. Okay, it's open. Let's go, Wake. Az önce açılmıyordu. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. O zaman tamam. Tutarız. Ayıp ettin. Hemen bir okuyalım.
Kara varlık Wake'in peşindeymiş. Özgür kalabilmesi için kara varlığın yazarın öyküyü bitirmesine ihtiyacı vardı. Öykü tekrar ve tekrar onu yazara sinir bozacak kadar yaklaştırmış ama bir türlü yakalanmasına izin vermemişti. El yazmasında tasvir edilen olaylara bağlıydı ama yazarı dolaylı yoldan kovalayabilir, diğerlerini kontrol edebilir ve yazara yardım edecek olanları engelleyebilirdi. Yolundaki her şeyi ele geçirmiş, onları kuklası haline getirmiş ve hepsini Alan Wake'in peşinden göndermişti. Vay arkadaş. Gidelim hadi. Yandan bir tane trek atla varsa ne yapacağız? Aha. Vallahi çıktı. Ne freeze lan? Ablacım. Kadın freeze dedi ya Darkness'a. İnanılmaz. Hani onlar kontrol altında artık kendilerinde değiller falan. Tamam sen polis olarak yine bir yani kıpırdama falan diyebilirsin okey. Hani polisini yaşamak istiyorsun. Tamam ben seni anlıyorum ablacığım ama bunlar onlar değil. Bunlar kımıldama diyeceğin tipte insanlar değil. Ne yapıyorsun yani? Bunlar insan değil artık. Ay arkadaş. Bu kim? Ooo. Adam işi çözmüş ya. Kameralarımız öyle kadından da açtı. Beri taktiği bulmuş yalnız ha. İyi taktik. Ne bir süre korur yani. Kafaya da ışık falan geçiyor. Abi normal insanlar bile dinlemiyor Freeze'in lafını. Yani o da doğru. Neyse yani. Tamam oyun güzel. Hani yine oyuna laf söylemek için söylemiyorum tabii de. Ya ben eğleniyorum sonuçta şu an oynarken. İzlemesi nasıl keyifli mi bilmiyorum ama. Yani bunlar da böyle ben bu tarz detaylara takılırım yani. Çünkü yaşayan bir dünyanın içindeymişsin seni öldürüyor. Mesela gözüne tuttuğun zaman az önce şu an koştuğu için okey de yani. Gözüne tuttuğun zaman mesela ışığı böyle falan yapıyorlar. O güzel bir detay mesela. Nasıl o güzel bir detaysa bu da kötü bir detay ya. Freeze de demesin yani. Bence. Alice çığlık atacak sesi kalmayana kadar çığlık attı. Etrafında karanlık canlıydı. Soğuk ve ıslak ve kötücül ve sonsuzdu ve artık ve bir ve tutsaktı ve karanlık bir ve yerde ve hapsolmuştu. Dehşet beynini tamamen ele geçirmiş olsa da bir şey hala tutunmasını sağlıyordu. Karanlığın içinde Alan'ı hissedebiliyordu. Onu duyabiliyordu. Titreyen gölgeler gibi yazdığı kelimeleri görebiliyordu. O da Alice'i hissetmişti. Ona doğru ilerlemeye çalışıyordu. Evet ben de okeyim ama yani story oyunları her zaman iyi bir story olmuyor ama. Tabii ki de story oyunları zaten beni biliyorsunuz. Ben çok story oyunları oynamayı seviyorum zaten de. Her zaman aynı güzellikte olmuyor. İnşallah gelirse oynarız Mustafa biliyorsun. Sıkıntı yok yani. Oynarım ben. Gelirse oynarız. Sıkıntı ne diyor? Yapıştırıyor. Oha bu ölmüyor lan. Oha inanılmaz. Onu Darkness bayağı ele geçirmiş. Uyy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 
oğlum. Vur şuna, vur vur. Oğlum abi vursana, ne bakıyorsun?
Lan Barry! Bak Barry! Adam ateş etmeyi bekliyor ya. İnanılmaz. Bizim kompanyonlar çöp ya. Neyse kadın Barry'den daha çok işe yaradı. En azından. Aha. Hemen beleş beleş hemen. Beleşi bulduk abi. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hop be de. Burada pil var. Shotgun da hoş görünüyor da. Of tüfeği var ya. Of tüfeği bayağı koyuyor. Lan oğlum. Ha tamam. Onu da oynayacağım, onu da oynayacağım. O da listemde, sıkıntı yok. Tövbe estağfurullah. Saldırıda hayatta mı kal? He. Anlıyorum. Ananı, dur bir dakika dur. Ulan yanlış silahla sıktım, iyi mi? Lan o değil. İnanılmaz ya. Abi bir tane track de buradan geliyor. Patla artık, şükür. İyiyiz. Aç şu ışığı da açayım. Ne oluyor oğlum? Gitmedim hala. Kontrol listesine sıçalım. Ya adam böyle lan oğlum. Hayırdır lan? Ne oluyor abi? Toplanın bakayım. Toplanın, ne göstereceğim size. Hadi bakayım oğlum. Ha ne oldu? Ne oldu? Öyle vurdun kaldın değil mi? Ağzına. Hop pazar. Bak. Şu Kamil'i bindirelim. Hop hop. Hadi lan. Bitmedim hala. Ne uzunmuşmuş ya. Koş koş koş. Koş koş koş. Oh bizim adamın. Adam yine paket oldu. Aa tepeden geliyorlar. Hayır 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 hayır. Onu dolduracağım mı bugün? 50 kere R'ye bastım ya, inanılmaz. Ya yeter lan. Galiba şükür.
Okey. Geldim geldim. Oh. Daha demin kadına düşerek bir temas ettim. Nerede ya? Ben fark etmedim ya. Aa, bir dakika, yan ekranın şey gitmiş. İnternete gitmiş, şunu da bir takayım da. Umarım çatalım gözükmüyordur. Bir saniye. Çatal yakalanması yaşamadım umarım. Şunu da bir ayarlayayım hemen. Tekrar bağlansın. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tell some pretty wild stories. Rise of Tomb Raider güzel bitmişten sonra bir şey yazdınız mı? Gelmedi çünkü yazdınız bana. Ne gözükmüyor. Şurası bitsin, ondan sonra. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Aha, kuşlar. Yüf. Nasıl hareketi maksadınız mı? Kaydırarak şey yaptı. Tabii ki de yine biz sanırım kendimizi koruyacağız. Evet. Geliyorlar şimdi. Ben de sevmiştim ya. Ya ben Tomb Raider'ın yeni halinden memnunum bayağı. Hoşuma gidiyor yani. Hop dedi. Böyle 3-5'er tane daha düşürelim dönmeden. Gel gel gel. Hadi bakayım oğlum. Ya adamın aklını alırım. Dağılın lan. Bize renkler. O yüzden oynayacağım yani. Ama ilk iki oyunu işte ben oynamıştım. O yüzden onları yayında oynamadım. Yani yayından önce oynamıştım. Ne abi? Buradan mı geçeceğim lan? Ne olsun istiyorsun? Anlamadım. Buradan değil galiba ya. Şuraya hemen bir bakalım. Hop. I had to do something about the chain for the door. Yine silahlar gitti. Anlıyorum. Termos! Termos var. Termosu almadan gitmek olmaz. Tamam, ona sıkacağım yani, anladım. Altı patlarla ateş edeceğiz. Tamam, oyunu onu anladık. Ananı... Öyle bir şey olabilir mi ya? İnanılmaz ya. Ayıp bak. Bunlar ayıp. Oğlum böyle ben pusu görmedim ya. İnanılmaz. Ha, şükür artık direkt veriyor silahı. Fazla uzatmadan. Ya çünkü sürekli bunları tekrar böyle oyunun ilerleyen safhalarında bulmak çok saçma. O oyunun biraz o oyunu sevmedim.
Ha şurada bir şey mi var ben? Ha yok, çıkmış, okey. Ya sürekli bunları tekrar tekrar topla, sonra bir daha tekrar tekrar topla falan. Bir daha kaybet, sonra bir daha topla falan. Ha. Evet, radyo var. Sıkıcı bence o durum. Allah'tan sonunda veriyor. Onun... Yok ya. Aha geliyor. Ne oldu lan? Bir tane track bana vurdu bir yerden. Göremedim. Ya bakayım sen şimdi. Oğlum bunlar ne buluyor? Anını. Şey de bitmiş. Lan oğlum bir sal. Yeah. Topuk master. Gel lan. Ha, hadi bakayım track. Ananı. Lan bu nasıl geliyor? Oha, şeyi tuttuğum halde üstüme koşuyor. Hepsi gitti. Bu saatten sonra bilgisayar alınmaz canım zaten. Ama daha da kötü olabilme durumu da var yani. Bulunsun. Bana hiç düşecekmiş gibi gelmiyor, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim yani. Bana hiç düşecekmiş gibi gelmiyor. Kısa vadede. Kısa vadede bana hiç düşecekmiş gibi gelmiyor. Kısa vadede bu arada 6 ay süreç oluyor. 1 yıl ve üzeri uzun vade olur. Hani hiç düşecekmiş gibi gelmiyor, onu söyleyeyim. Ya dolardan ziyade hem dolar hem de euronun düşmesi lazım bu arada. Yani öyle bir sıkıntılı bir durum da var. Yani PC'yi dolarla topluyoruz okey, ama oyunları da euro ile alıyoruz bu arada. O yüzden iki kur. Euro'ya baktınız mı kaç? Ya ben baktım da. Ama düşmezse bir noktadan sonra patlar yani. Hı. Rolamı. Yani şu anlamda söylüyorum patlar diye. Şimdi başka ülkelerden de örnek verebilirsiniz bana. Abi işte atıyorum Rusya'nın bilmem neyi şu kadar da at, bizim paramız daha değerli falan gibi, ama şöyle bir şey var, bizimle onların arasındaki fark, yani düşmek zorunda derken ben kendimi açıklıyorum orada, siz herhangi bir şey dediğinizden değil. Ananın amı. Rusya'nın halkı fakir zaten. Yani bir noktada
Ya insanlar fakirleşecek? Bu mevzu çözülmezse? Hani şeyin önemi yok. Diyelim ki düşmedi. Japonya'nın yeni de çok yüksek bir, yani değerli olan bir para birimi değil. Ama Japonya'da millet çok kötü durumda değil. Yani ya hani kendi ülke üretimini yaparak yine düşürme şansı da var. Düşüremese bile en azından halkın kazanç seviyesi de arttırılarak çözülebilir. Ama bunlar hep uzun vadeli planlar. Kısa vadede çözülecek şeyler değil. O yüzden dediğim gibi kısa vadede kolay kolay inmez o değerler. İşte kısa süreli dolar rezervini piyasaya sürerler. Merkez Bankası falan. Yani bunlar da son çırpınışlar olur. O dolar rezervi bitince de çok merak ediyorum yani sonunu. Ülkenin. Yani bu arada şey olarak da değil. Sadece hani vatandaş olarak işte biz çok zor durumda kalıyoruz falan filan gibi bir mevzu da değil. Türkiye'nin borçlarını ödemesi vesairesi de çok kötü bir duruma giriyor yani. Sonuçta. Evet, üretim yapması gerekiyor. Ya ben bunu anlatırdım. Aslında uzun uzun size de. Yani neden hani herkes diyor işte üretim yapılmalı diye. Bunun bir formülü var kısa. O formülün üzerinden neden yerli üretim yapılması gerektiğini çok rahat bir şekilde anlatabilirdim ama yani şu an Alan Wake oynuyoruz diye anlatamıyorum. Yani eğer bu kanal zaten ileride büyüyor olsaydı ekonomik anlamda ufak tefek kendi işte naçizane bildiğim kadarıyla sizlere öyle yayınlar da yapmak isterdim. IRL işte ekonomi hakkında vesaire. Tabii ekonomi hakkında, gerisi benim bölümüm değil yani. Benim işim değil. Ben işletmeci adamım. Neyse. Ne olacak böyle ya? Ya onu daha detaylı anlatabilirdim yani. Neden üretim yapılması hakkında. Ama uzuyor o yüzden. Ya Sterling zaten 4 olması lazım şeydeyken. Euro 2 iken Sterling 4'tü galiba. Ha, o yüzden normal yani. Hatta bu ilerlemeye göre bence düşük ya. Yapacak bir şey yok. Eren'e hoş geldin bu arada. Ben de şunu bir okuyayım. Su borusu içinde ilerlemeye çalışırken Cynthia yazara çok kızgındı. Gereksiz riskler alan aptal genç bir adam. Ve bir de tüm kuralları hiçe sayması vardı. Neleri tehlikeye attığının farkında değil miydi? 70'lerdeki felaket günlerinden beri durum ne kadar zor olursa olsun bir kez bile kararsızca bocalamamıştı. Tüm o uzun yıllar boyunca kasabayı korumaktan yorulmuştu ve artık istediği dinlenmekti. Yok 4'tü oğlum. Yani şeye göre düşün. İşte dolar 1.8'di. Şu an kaç arttı? O kaç arttı? Ona göre bakın. O anlamda söylüyorum ben. Diğerlerine göre bayağı az artmış aslında. Oransal olarak tabii hesaplamasını yapmak lazım ama. Sterling zaten hep yüksekti yani. Adamlar bir Sterling'le mekanda kola içiyorlar Fethiye'de. Fethiye zaten komple İngiliz. Yazın. Bütün İngilizler orada. Anasını satayım ya. Oradan da gel ki. İnanılmaz. Yo, ben açıklama yapayım dedim. Hani yanlış da görmüş olabilir. Anas kim? Hesaplamış olabilirim o yüzden. Ya
Elime kalem kağıdı alıp bir bakmak lazım. Gerizekalı. Öyle kafa atarsın işte, hadi bakayım. Yani dediğim gibi. Onun denklemini bir gün aramızda IRL yayınındayken ben böyle hani geyik meyik sohbet ederken abi böyle böyle bir mevzu vardı. Sen bize işte üretim falan demiştin. Ya bunu hani ben merak ediyorum da anlatır mısın? Nasıl bir şeydir diye sorarsanız, hatırlatırsanız. Hani ben oyunun onun yayınını yapabilecek şansımız yok büyük ihtimal. Çünkü bu kanal kaç sene sonra çok çok büyür, hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi onu anlatırım. The story I had written in the cabin had come true. Bir ara onu anlatırım. Touched by the dark presence. Hatırlatırım bir ara da. Onu anlatırım. The end was still missing. The story was incomplete and the last unfinished page. Kulübede yazdığım öykü canlanmıştı. Kara varlık tarafından dokunulduğumda bir korku hikayesi yazmıştım. Ama hala öykünün bir sonu yoktu. Öykü tamamlanmamıştı. Ve The El ne ya? The El... El yazmasının son bitmemiş sayfası kulübede daktilonun içinde duruyordu. Güzel, güzel, güzel. Dur. Eğer oraya geri dönebilseydim, eğer o sayfayı okuyabilseydim, o zaman öyküye kendi istediğim sonu yazabilir ve Alice'i kurtarabilirdim. Okudum şu an. Batman'in özelliklerinden bahseder misin? Bana göre çok boş bir karakter. Hiçbir zaman Batman filmini tam izleyemedim. Çok sıkıcıydı. Öncelikle hangi Batman filmlerini izledin? Anlatırım. Komple özelliklerini de sayarız. Ama ben bunların özelliklerini saydığımda sen yine o alttaki metni anlayamayamama gibi bir durumun var. Filmlerde hangi filmleri izlediğin önemli. O yüzden önce onu söylersen ben sana ona göre yönlendirme yaparım. Ben bu arada çok normal karşılıyorum. Genelde şöyle bir algı var çünkü. Abi Batman'in parası var amına koyayım. İşte öyle parasıyla şey yapıyor. Adamları yakalıyor falan. Ne süper kahraman amına koyayım falan diye böyle geziyorlar. Çok normal yani. Bunu söylemeleri de çok normal. Yani bunun için herhangi bir kızmıyorum. Şey de yapmıyorum. Ho! Tamam, okey, okey. Okey, şimdi. Tamam yani Batman vs. Superman falan. Ya çöpler çıktı da sonra, o yüzden dedim. O çöpleri mi izledin diye. Belki çöpleri izlemişsindir dedim. 5 tane çöp film çıktı da o yüzden. Şimdi Nolan'ın Batman'i... Nolan'ın Batman'in de Batman'i sevmemizin... sevmemenizi ya da filmlerini beğenmemenizi şu şekilde anlarım. Yani bu arada filmler çok sanatsal filmlerdir. Çizgi romanla alakası yoktur. Ve gayet de güzel yani. Hani gerçekte olsa böyle olurdu diye tasvir edilmiş karakterlerdir. Oradaki gördüğünüz karakterler. Yani şimdi çizgi romanda tabii ki de biraz daha farklı bu karakterler. Ama hani gerçekten bir yaşıyor olsaydı, hani sokakta işte atıyorum Batman ablemini görecek olsaydık, Batman böyle bir Batman olurdu. Joker böyle bir Joker olurdu. Bane de böyle bir Bane olurdu. Benim gözümde. O yüzden hani sevmemen de normal. Okey yani bir şey demiyorum. Ama yani çok temel ve mükemmel filmler arasındadır benim gözümde. Şimdi Batman'in özellikleri şu. Benim gözümde. Ya ben sana bu derinliği de veremem. İki tane karakter var. Çünkü net anlatmak için bunları da detaylı detaylı söylüyorum. İki tane karakter var. İnsanların neden sevmediğini az çok anlayabildiğim. Birincisi Superman. İkincisi Batman. Superman'e gelecek olursak. Hop. Ne oluyor lan? Anasını ama. Bir dakika şunları da halledeyim. Anlatmaya devam edeceğim. Ama ne sikim kuşları ya. Hepsi o tarafta. Hop.
kuşları bir halledeyim. Devam edeceğim. Büyük ihtimal Superman de aynı şeyi düşünüyoruz. Ana. Vallahi geçtim. Yok, ben Batman bazlı konuştum ya. Film bazlı konuşmadım. Batman bazlı konuşuyorum ben şu an tamamen. Tamamen Batman bazlı konuşuyorum. Batman'i sevmem. Sevmemen bazlı konuşuyorum. Tamamen. Şimdi ha geleyim. Buraya geçiyorum, şunu dream toplayayım. Anlatmaya devam edeceğim bu arada. Dream toplayayım. En son önerilere geleceğim. Tamam bak, aynen. Dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar şuna ha, o yüzden. Çünkü ben de tamamen seninle aynı fikirdeydim. Biliyorum o yüzden Superman'i. Mesela Superman'in sevilmemesinin sebeplerini de biliyorum. Neden sevilmediğini de biliyorum. Ben de aynı sebeplerden dolayı Superman'i sevmiyordum. Ta ki Superman'in alıp çizgi romanlarını okuyana kadar. Bak, Superman bir noktada çok güçlü, işte çok böyle her şeyi op mop mop falan filan, hiçbir zayıf noktası olmadığı söyleniyor. Ama Superman'i zaten Superman yapan kitaplarındaki sana vermeye çalıştığı şey şudur. Abi mesela sen, bir saniye, buradan Mars'a gitmek zorunda kal, ne bileyim, Mars'ta başka bir yerde yaşamak zorunda kal, yani seninle alakalı, hatta yurt dışında yaşamak zorunda kal en basitinden, ama tek Türk olarak. Tamam mı? Ya da Afrika'da sadece tek Türk sensin, başka senin gibi kimse yok falan gibi düşün. En basit böyle örnek verebilirim herhalde. Koskoca bir gezegende tek başına farklı bir gezegenden gelip yalnız başına kalıp yine de insanlar gibi olmaya çalışması zaten Süpermen'i Süpermen yapıyor. Yani sen o yalnızlık şeyini görüyorsun, işte tek başına bu adam, hiçbir şey de yapamıyor, işte yani çok güçlü, okey, ama sevdikleri onun bir zayıf tarafı. Yani ona zarar vermek isteyen biri, sevdikleri tarafından çok kolay bir şekilde zarar verebilir. Sevdikleri, herkes ölebilir ama kendisi ölemez hiçbir şekilde vesaire, ya da senelerce işte... Ne bileyim, hani yaşlanıp öldükten sonra o tamamen hayatta kalacak falan. İnsanların gözünün önünde öldüğünü görecek. Falan filan. Tabi bu metinleri çok daha net bir şekilde bu çizgi romanlar veriyor. Benim söylediğim kadar basit değil tabii ki de. Hani ben sadece aklıma gelenleri söylüyorum. Bir yandan da oyundayım, aklıma gelmiyor. Odaklanamıyorum. Ulan yeter, baltanı sikeceğim ama artık ya. İnanılmaz. Delirttiniz adamı ya. Uf. Yeter lan, yeter. Ya öyle bir an kaldın değil mi? Bir dakika, şunları da indireyim. Ha, buna bir şey olmamış daha. Doldur 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 doldur. Ama sikerim lan. Okey. Yani bunlar benim ilk aklıma gelen. Sen onları görüyorsun. Yani koskoca bir evrende tip olarak onlar gibi olsa da tamamen onlarla alakası olmayan çok farklı bir yaşam formunun o yalnızlıklar içinde nasıl diğer insanlar gibi olmaya çalıştığını görüyorsun aslında. Süpermenlik